Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, vesselamu ala rasulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sevgili kardeşlerim, saygıdeğer dinleyicilerim. Allah Azze ve Celle bizleri yeryüzüne imtihan için gönderdiği zaman, mübarek ve mukaddes davasını yani Hazreti Adem ile başlayan, kutlu elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile nihayete erip tamamlanan mübarek din İslam'ın sorumluluğunu, açıklamalarını, emirlerini ve nehilerini bildirmiş olmasına rağmen yine de bunları daima gözümüzün önünde rehberlikleriyle canlı tutacak seçkin liderleri de hayatımızda numune olarak ikram etmişti. İşte bu peygamberler sadece vahyi bize talim etmeleriyle, ibadet ahkamıyla değil, hayatımızın her alanında nasıl bir kul olmamız, yaratılışımızdaki temel insani değerlerdeki gibi temizliğimizi nasıl koruyabileceğimizin örnekliğini de önümüze koymuşlardır. Sözüm ona çarşıdayken nasıl davranmamız gerektiğini, okuldayken nasıl davranmamız gerektiğini, idare ederken nasıl idare etmemiz gerektiğini, idare edildiğimizde nasıl idare edilmemiz gerektiğini, hülasa gerek kamuya karşı, gerek çevremize karşı, gerek ailemize karşı ve gerek kendi öz nefsimize karşı gerçekleştirmemiz gerekenleri çok muazzam bir şekilde bizatihi kendi nefislerindeki tatbikatlarıyla bize göstermişlerdir. Peygamberlerin sünneti kavramı sadece bu sebepten dolayı yedikleri, içtikleri, giydikleri şekliyle kısıtlanacak basit bir bakış açısıyla sınırlandırılamaz. Peygamberler anlattıkları davayla sadece camiye de davalarını sıkıştırmamışlardır. Sadece belli bir günün, belli bir gecenin, belli bir vaktin peygamberi de değillerdir. Çünkü onları gönderen Allah Azze ve Celle ezelin, ebedin, görünenin, görünmeyenin, yer ve gök arasında bulunan her şeyin sahibi ve Rabbidir. Öyleyse peygamberler aleyhissalatü vesselam Efendimiz olmak üzere ve diğer tüm enbiya, salavatullahi ve selamu aleyhi mecmain, hepsinin hayatlarındaki gördüğümüz hakikatlerden bir tanesi hayatımızı tamamıyla kuşatıcı olan örneklikleri. Onların sıfatları bu bağlamda bizim için önemli. Çünkü hepsinin isimleri değişse de, gönderildikleri zamanlar ve mekanlar değişmiş olsa da, anlatmış oldukları dava, yani tevhid hakikati, ilahi kelimatullah davası, İslam davası, Allah'ın davası özdü. Hayatlarındaki ortak ahlaki değerler de özdü. Kimi zaman isimleri İbrahim, kimi zaman isimleri Musa, kimi zaman isimleri İsa, kimi zaman isimleri Muhammed aleyhissalatü vesselam oldu. Ama davaları hep İslam'dı. Anlattıkları hep Allah'tı. Ulaştırmak istedikleri yol hep sırat-ı mustakimdi. Örneklik gösterdikleri şey hep ahlaki, insani, fıtri temizlikti. Bu bağlamda peygamberlerin sıfatlarını say diye ilkokuldaki çocuklara hadi sayın dediğimiz zaman saydıkları doğruluk, dürüstlük, temizlik gibi özellikler aslında bizim de kendi benliğimize taşımaya çalışmamız gereken farzlarımızdan bir farzdır. Sevgili kardeşlerim, saygıdeğer dinleyicilerim, Allah-u Teala, Subhanahu ve Teala gönderdiği bütün peygamberlerine üstün bir zeka, büyük bir dikkat ve olgunlaşmış bir ruh, akıl ve zeka vermiştir. Böylece Allah Azze ve Celle'den aldıkları vahyi kavrayacak bir idrak gücüne sahip olmuşlardı. Peygamberlerin girdikleri bazı tartışmalara baktığımız zaman onların ikna edici bir üslup ve üstün bir zekayla tartışmalara girdikleri ve muhatap oldukları kişileri böylece ikna ettiklerine şahit oluyoruz. Okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen, raflarda ve duvarlarda değil, aklımızda, zihnimizde, ruhumuzda ve hayatımızda taşımamız gereken mübarek Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde geçen bu konuşmaların mahiyeti hakkında örnek olarak şu kıssanın nakli uygun düşecektir. Hazreti İbrahim aleyhisselam müşriklerin bütün putlarını bildiğiniz
önceden de anlattığımız üzere kırmış ve baltayı da en büyük putun boynuna asmıştı. Kavmi puthaneye gelip bütün putların kırılmış olduğunu gördükten sonra kimden şüphelenecekler? Allah'ın birliğini ve tevhidi aykıran İbrahim Aleyhisselam'dan. Ona gelmişler, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın diye sorduklarında Hazreti İbrahim Aleyhisselam, belki şu büyükleri yapmıştır, konuşabiliyorsa hadi sorun ona cevabını vermişti. Müşrikler, sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun deyince İbrahim Aleyhisselam, o halde Allah'ı bırakıp size hiçbir fayda veya zarar vermeyen şeylere hala tapacak mısınız diye cevap verip onların sükunete düşmelerini, aslında kendi ruhlarına sorular sormalarına kapı aralamıştı. Yine aynı dönemde İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'a verdiği cevaplar peygamberlerin üstün zeka ve kavrayışlarını apaçık şekilde ortaya koyuyor. Ve bize de örneklik tabii ki sergiliyor. Sadece şöyle yapmazsan böyle olursun, böyle yapmazsan şöyle olursun gibi sadece cehenneme bir odun parçası göndermeye çalışan bir zihniyetten maazallah, haşa uzak bir şekilde ahlakları muhteşem birer kullar, kullukları zirvede birer rasuller, o güzel elçiler örnekliklerini koyuyorlar. Düşünmeye, akletmeye sevk ediyorlar. Ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyordu. Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya gireni görmedin mi? İşte o zaman İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir demişti. O da hayat veren ve öldüren benim demişti. İbrahim Aleyhisselam, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Haydi sen de onu batıdan getir demişti. Bunun üzerine inkarcı şaşırıp kalmıştı. Enbiya Bakara suresi 258. ayette gördüğümüz gibi. Bu ayetteki söz konusu tartışma, saygıdeğer dinleyicilerim, ilahlık taslayan Nemrut ile Hazreti İbrahim Aleyhisselam arasında geçmekteydi. Nemrut, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Rabbini tanıtmasını istemiş. O da benim Rabbim diriltir ve öldürür deyince Nemrut, onu ben de yaparım deyip ölüme mahkum ettiği iki kişiden birini öldürtmüş, diğerini de serbest bırakmıştı. Bunu gören İbrahim Aleyhisselam daha açık bir delil getirerek şöyle demişti. Aklını kullanabilecek olan için, benim Rabbim güneşi doğudan getirir. Haydi sen de onu batıdan getir demiş. Nemrut bu delil karşısında delil getiremeyeceğini, tartışmaya güç yetiremeyeceğini anlamıştı ve susmuştu. O, onun ilahlık tasladığı halkın karşısında küçük düşeceğini bildiği için tartışmaya devam etmemişti. Çünkü Nemrut, İbrahim Aleyhisselam'la bu konuşmayı kendi adamlarının, aristokrat kişilerin sosyetesinin önünde, sarayında gerçekleştiriyordu. Aslında Nemrut, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a, madem senin böyle bir güçlü Rabbin var, o halde güneşi o batıdan doğursun şeklinde bir soruyla cevap verebilirdi. Aslında Nemrut, İbrahim Aleyhisselam'a, madem senin böyle güçlü bir Rabbin var, o halde güneşi batıdan o getirsin şeklinde bir soruyla cevap verebilirdi. Nemrut'un neden Hazreti İbrahim karşısında dilinin tutulup ona cevap veremez hale geldiği ile ilgili olarak Razi şöyle bir açıklamada bulunuyor. Bu tartışma Hazreti İbrahim ateşe atıldıktan sonra meydana gelmiş. Onun sağ salim ateşten kurtulduğunu gören Nemrut, onu bu ateşten koruyan muktedir olan zat güneşi batıdan getirmeye muktedir olacağını anlamış ve susmuştur yorumunu yapmış. Ayrıca peygamberlerin zekası hakkında bilgi edinmek için Hazreti Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam'a gelen
iki kişinin arasında verdikleri çarpıcı bir hüküm, çarpıcı bir örnek olarak karşımızda duruyor. Olay kısaca şöyle cereyan etmiş. Bağ sahibi birinin Hazreti Davud Aleyhisselam'a gelip bir adamın koyunları bağını tahrip ettiğini ve bu konuda hüküm vermesini ister. Hazreti Davud bu tahribata karşılık olarak koyunlarını bağ sahibine verilmesini ister. Hazreti Süleyman bu hükmü duyunca, "Ey Allah'ın peygamberi, bunun hükmü böyle olmasa gerek," demiştir. Hazreti Davud ise o halde bunun hükmü nedir diye sorunca oğul Süleyman Aleyhisselam da "Bağı koyunların sahibine ver. Eski hale gelinceye kadar o bağa baksın ve büyütsün. Koyunlar da bağ sahibine verilsin ve onlardan istifade etsin. Bağ eski hale gelince koyun sahibi koyunlarını geri alsın. Bağ da eski sahibine iade edilsin," diye hükmünü açıklamıştı. Bu örnekler peygamberlerin olgun aklına, yüce erdemine ve muhakeme gücüne dair birer örnek ve delildir. Risalet yükünün altından kalkabilmesi için fetanetin gerekliliğini ve önemini bir kez daha görüyoruz. Aksi halde ömürleri gönderildikleri kavimlerle mücadele içinde geçen bir hayatı tasavvur edersek, akılsızlık ve ahmaklık her zaman mağlup olmaya mahkumdur. Tebliğin temel manası bu. Kur'an-ı Kerim'de tebliğ peygamberlerin asıl görevi olarak anlatılır. Allah Subhanahu ve Teala'dan gelen vahyi arttırmadan veya eksiltmeden asıl şekli ve mahiyetiyle birlikte insanlara duyurmak demektir tebliğ. Zaten peygamberlerin insanlara gönderilişi ve nübüvvetin var olma nedenlerinden en önemlisi olan tebliğ, Rab ile kul arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğini bildirmek için Nebiler ve Resuller birer köprü vazifesi görmüşler. Allah Azze ve Celle peygamberlerin yegane görevinin tebliğ olduğunu, "Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et," ayetindeki gibi ifadelerle beyan buyurmuştur. İstisnasız bütün peygamberlerin ortak vasfı hem temsil hem tebliğdir. Ve insanları kendilerine değil, bir olan Allah'a tevhide çağırmaktır. İnsanoğlu akıl yürütme yöntemiyle bir yaratıcının var olduğu hükmüne varabilir. Kainatta sayılamayacak kadar örnekler var. En basit üzerimizde bulunan ceketimiz, mendilimiz, kazağımız, bunların bile bir mutlaka bir ustanın elinden çıkmış olduğunu idrak edebilecek duru bir akıl, kainata baktığında bir belgesel filmi seyrettiğinde bunları mutlaka görecek, imzanın sahibini görecek, o imzanın sahibine secde edecektir. Allah Teala akla bu yeteneği vermiş. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'in şahsında akıl yürütme yöntemiyle Allah'ı bulma örneğini göstermiştir. Ancak insanoğlu yaratıcısı hakkında ve ona nasıl kulluk edeceğine dair akıl yürütme yöntemiyle doğru bir bilgiye ulaşması mümkün değil. Bu durumda Allah ile kulları arasında yaratılış gayesi olan kulluk görevinin nasıl yerine getirileceğini bildirecek bir vasıtaya ihtiyaç var. Onlar da peygamberler, peygamberlerin ardından da onların izini takip eden ulema ve sulaha. Tebliğin gayesi ise peygamberlerin insanlara göndererek hak yolunu tanıtmak, kıyamet gününde de Allah-u Teala'ya uyarılmadıklarına dair bir itiraz etme yolunu kapatmaktır. Nisa suresi 165. ayete bakalım mı? "Müjdeleyici ve sakındırıcı, uyarıcı olarak peygamber gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah azizdir,
hakimdir. Yani yücedir ve her işinde hikmetler vardır. Boşu boşuna bir şey yaratmaktan ve takdir etmekten münezzehtir. Aksi halde insanların bu konuda itiraz etme hakkı doğardı ve peygamberlerin kendilerine gelmediklerini öne sürerek azaptan kurtulmaya çalışırlardı. Onun için Allah-u Teala, biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz buyurur. İsra suresinin 15. ayetinde. Böylece insanların itirazına mahal bırakmaz. Peygamberlerin tebliğ vazifesi uğruna verdikleri mücadeleleri, risaletlerin başlangıcından ömürleri son buluncaya kadar bu vazifeyi asla bırakmamış olmaları, onlardan bazıları da ağır işkence altında bedellerini canlarıyla ödeyerek ölümle yüzleşmiş olmaları ibrettir. Size gelen peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdüğünüz ayetinde zikredildiği gibi, bu ayetlerde Allah'ın elçilerinin tebliğ sırasında hangi ithamlara maruz kaldıklarını ve hangi şartlar altında görevlerini yürüttüklerini görmekteyiz. Bu yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir diye Kur'an'da, efendim, Mü'minun suresi 25. ayette peygamberler için kullanılan bir tabir var ya, bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir ifadesini de yine Maide suresi 110. ayette görmekteyiz. Ama onlar asla bu görevlerini bırakmamış. Gittikleri bu doğru yolda sebat etmişler ve Rablerine verdikleri sözlerinde sadık kalmışlar. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin elde ettikleri peygamberlik vazifesine karşılık hiçbir ücret istemedikleri, kesinlikle bu vazifeyi kendileri için bir menfaat vesilesi yapmadıklarını görmekteyiz üzerine basa basa. Peygamberler görevlerinden vazgeçmeleri şartıyla yapılan dünyalık tekliflerini kabul etmedikleri gibi, yaptıkları görev karşılığında hiçbir insandan bir ücret veya menfaat de ummazlar. Onlar karşılığını ancak Allah'tan beklerler ve faaliyetlerini O'nun rızası ve ahiret sevabı için yaptıklarını açıklarlar. Saygıdeğer dinleyicilerim, Hud suresi 50 ve 51. ayetlere kulak verelim arzu ederseniz. Hazreti Hud aleyhisselamın kendi milletine şöyle dediği bildirilir. Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. Şöyle dedi. Ey milletim! Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Yoksa sadece yalan uyduran kimseler olursunuz. Ey milletim! Buna karşılık, yani bu davetime, tebliğime, gayretime karşılık, sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratan Allah'a aittir. Hala akletmez misiniz? Elmalılı tefsirinde bu ayet hakkında şöyle bir bilgi verir. Ey kavmim, buna karşılık ben sizden bir ücret istemem. Yani bu sözüm sizden garaz ve fayda gözeterek söylenmiş bir söz değildir. Halis, muhlis bir nasihattir. Bu ihtarı hemen her peygamberin kıssasında görürüz. Çünkü samimiyet, ihlas ve doğruluk, peygamberlerin ve nasihatın birinci şartı, hak ile batılın esaslı farkıdır. Tevhid inancının da gereği bu olduğundan her peygamber kendi ümmetine bu uyarıyı yapmıştır. O halde ihlas nedir denecek olursa, benim ecrim ancak beni yaratana aittir. Bana bu yüce fıtratı veren yaratıcıya aittir. Bana ne verecekse o verecektir. Artık siz akıl etmez misiniz? Aklınızı kullanıp böyle halisane söylenen
ve doğrudan doğruya sizin yararınıza olan bu hak öğüdü tutarak Allah hakkında iftiradan vazgeçmez misiniz? Buna göre peygamberler insanlardan ne maddi ne manevi bir ecir istemişlerdir. Onlar mükafatını ancak ve ancak Allah'tan istemekte ve ona bağlanmaktadırlar. Eğer onlar bu ecri insanlardan isteselerdi, imanları zaafa uğrardı. Çünkü bütün mahlukatı idare eden ve rızkını veren Allah'tan başkası değildir. Ayette buyurulduğu gibi, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz. Diğer bir ayette ise, ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise hiçbir şeye muhtaç sahibi değildir. Müstağnidir. Övülmeye layık olandır. Buyurulur. Kadiri mutlak dururken, aciz olan insandan istemek, acizlikten başka bir şey değildir. Nitekim peygamberler, her şeyi ancak Allah'tan istemişlerdir. Peygamberler küçük veya büyük günah, küfür ve çirkin hallerden uzaktırlar. Ancak insan olduklarından dolayı zelle denilen çok küçük hatalar yaparlar. Bu küçük hatalar da vahiy ile Allah tarafından hemen düzeltilir. Peygamberlerde peygamberlikten önce var olan günahlardan uzak kalma, kötülüklere bulaşmama, ahlaken düşkünlük sayılacak şeyleri terk etme gibi sıfatlar vardır. Bu güzel huy ve sıfatlar Allah'a iman ve ibadetlerle bütünleşmiş ve kemalin zirvesine ulaşmıştır. Peygamberlerin masum olmalarının anlamı şu, kendileri insanlığın bütün zaaf ve kuvvetlerini taşımalarına, her türlü insani arzu, istek ve düşünceye sahip olmalarına rağmen, kasten hiçbir günah işlemeye yeltenemeyecek kadar nefislerine hakim olup Allah'tan korkarlar. Vicdanlarını öylesine sağlam ve temizdir ki, nefislerinin onları günaha itecek tüm isteklerine anında karşı koyabilirler. Nefislerini her zaman kontrol edebilecek güçtedirler. Şayet istemeden ve bilmeden ufak bir yanlışlık yaparlarsa da derhal Allah tarafından ikaz edilir ve hatalarını düzeltirler. Çünkü bir peygamberin en ufak hatası ümmetine pahalıya mal olabilir. Peygamber doğru yoldan zerre kadar sapmış olursa, onun peşinden kitleler tamamen yollarını saptırırlar. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin bu hatalar hakkındaki ayetleri, bize bazı örnekleri vermekte. Hazreti Nuh ile ilgili bir örneği burada verelim. Daha genç yaşta olan oğlu gözünün önünde sularda boğuluyor. Bu manzaraya hangi babanın yüreği dayanabilir sevgili dostlar? Nitekim Hazreti Nuh'un kalbi de bir an sanki parçalanıyordu. Ama o an Allah onu uyarıyor. Hakkı terk edip batıla katılan bir oğlu, sadece senin sülalenden doğduğunu düşünerek kendinden saymak doğru bir duygu değildir. Ve Hazreti Nuh kalbindeki yarayı unutup derhal teslimiyetin gereği olan sabır ve metanete dönmüş oluyor. Yine bir örnekte Hazreti Yunus Aleyhisselam'dan alalım mı? Hazreti Yunus Aleyhisselam kavmi inkarcılıkta ısrar edince bu duruma dayanamayıp kavminden ayrılmıştı. Denizi geçmek için bir gemiye bindiği sırada deniz dalgalanmaya başlamış ve batma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca denize atılmıştı. Allah Subhanahu ve Teala'nın vazifelendirdiği bir balık gelip
Yunus'u yutmuş, bunun üzerine Hazreti Yunus, denizin, gecenin ve balığın karnının meydana getirdiği karanlıklar içinde kalmıştı. İşte orada Rabbine niyaz ederek, La ilahe illa ent, Subhanek, inni kuntu minel zalimin. Senden başka ilah yoktur, hem de hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim. Sensin kusursuz olan, mükemmel olan sensin. Doğrusu ben zalimlerden oldum diye Rabbine yalvarmıştı. Bu ve benzeri örneklerde peygamberlerin hatalardan sonra ilk işlerinin Allah'a tövbe edip ona sığınmaları olduklarını görüyoruz ve bu hemen aceleden gelen geri dönüş sebebiyle Allah Azze ve Celle'nin de onların tövbelerini kabul ettiğini görüyoruz. Bunlar hep bizim için örnek. Hata ile ilgili bir rivayette Hazreti Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Tirmizi Kıyameti 49'da. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, İnsanoğlunun her biri hatakardır, hata işleyebilir. Ancak hatakarların, hataya düşenlerin en hayırlısı, tövbe edenlerdir, tövbeye başvuranlardır. Peygamberlerin beşer olmaları dolayısıyla bir takım küçük hatalar ve yanılmalarının vaki olmasına rağmen esas görevleri olan dini hükümleri tebliğ etmede ve onları uygulama konusunda herhangi bir kusurunu görmek mümkün değildir. Onları her yönüyle örnek oldukları için kendilerine tabi olunması emredilmiştir. İnsan doğduğu andan itibaren her hususta bir örneğe muhtaçtır. Küçük çocukları görürsünüz sevgili kardeşlerim, dostlar, kendi çocuklarınız, yeğenleriniz, sokaktaki insanların yavruları. Hep böyle birilerine bakarak bir örneklik yaparlar. Bazen sevimlilik yaparlar, bazen huysuzluk yaparlar. İnsanlar en küçüğünden en büyük haline kadar örneğe muhtaçtır. Çünkü o dil, din, ahlaki vasıflar, alışkanlıklar gibi hayatını şekillendiren bütün fikir, inanış ve faaliyetlerini hep kendisine sergilenen örnekler ve onlardan aldığı intibalarla oluşturur. Bazı küçük istisnalar olsa da umumi hatlarıyla bu böyledir. Üzüm üzüme baka baka kararır derler değil mi? Hatta bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim derler. Allah Subhanahu ve Teala ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri çeşitli dönemlerde insanların nasıl hareket edeceklerini, kime karşı nasıl davranacaklarını, insanlara, hayvanlara, bitkilere karşı sorumluluklarını, görevlerini bildiren peygamberler gönderdi. Onlar bir yandan Allah'tan aldıkları vahyi olduğu gibi insanlara ulaştırırken, diğer yandan da ilahi vahyi en iyi şekilde uygulayarak diğer insanlara örneklik etmişlerdi. Nitekim mübarek kitabımız Kur'an'da peygamberlerin insanlara örnek teşkil edecek çok örnekleri var. Bu örneklerden birkaçını dile getirelim mi sevgili kardeşlerim? Lütfedip kulak verirsiniz değil mi? Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın 950 senelik iman daveti, Ankabut 14. ayette geçer. Tahammülü, bütün eziyetlere sabretmesi, Kamer 9'da geçer. Hazreti İbrahim'in şirke karşı verdiği mücadele ve putperestliğin ortadan kalkması için var gücüyle çaba sarf etmesi Ankabut 16, 17, Enbiya 62, 67, Saffat 95 ve 96'da karşımıza çıkar. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ilahlık taslayan Firavun'a karşı göstermiş olduğu mücadelesi Kasas 38'de karşımıza çıkar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın insanlara karşı şefkat ve merhametle dolu gerçekleştirdiği tebliği Maide 118. ayette karşımıza çıkar. Hazreti Süleyman'ın dillere destan saltanatına rağmen tevazu ve şükürle
vazifesini eda etmesi Neml suresi 15'te 19'da karşımıza çıkar. Hazreti Eyyub'un belalara, hastalığa sabretmesi ve Allah'a şükürde devam ederek vazifesini icra etmesi Enbiya suresinin 83 ve 84. ayetlerinde karşımıza çıkar. Hazreti Yunus'un kusurundan dolayı nedamet duyup Allah'a yönelişi ve davetine devam etmesi Enbiya suresi 87 ve 88'de karşımıza çıkar. Hazreti Yusuf'un bütün imtihanlara karşı iffetini koruması ve böylece daim yücelmesi Yusuf suresinde karşımıza çıkar. Hazreti Yakub'un sabrı cemil bütün imtihanlara isyansız, şikayetsiz, sabır ve sükunet, hikmetle dolu sabrı Yusuf suresinde karşımıza çıkar ve Allah'a bağlanması gibi nice misaller önümüzde örnektir. Bunlar ve benzeri misaller insanlık için hayatın her safhasında başlarına gelecek acı, tatlı olayların karşısında nasıl davranılması gerektiğini bize gösterir. Ve bu örnekler en güzel örnektirler. Onun için Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin örnek alınmasına ve onların yollarının takip edilmesine çok önem verilmiştir. Aksi takdirde Kur'an hep söylüyoruz ya, sadece tapınılacak bir kitap olsaydı, Allah Azze ve Celle anlayasınız diye çok açık bir kitap demezdi. X, Y, Z, C, F, G diye kimsenin anlamadığı parolalar ve kodlar olur, sadece okumakla geçerdik. Halbuki orada peygamberlerin kıssası, kıymetli incimiz, sevgilimiz, dostumuz, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ımız örnekliğiyle hayatlarından tablolar paylaşılır ki ve bazen onların havarilerinden, ashablarından, yarenlerinden bize örneklik sergilemiş olsunlar diye. Allah Azze ve Celle peygamberlerin örnek alınmasıyla alakalı ey iman edenler andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir. Buyurulur aziz dostlar. Ahzab suresinde 21. ayette malum halilerinizdir. İnsanlar tarafından örnek alınması gereken peygamberler, iman edenler için uyulması mecburi olan en güzel örneklerdir. Kurtuluşa ermek, onları örnek alıp onlar gibi inanmaya ve daha önemlisi onlar gibi yaşamaya bağlıdır. Allah Subhanahu ve Teala insanlara her hususta peygamberlere uymayı emretmiştir. Sadece yemek yedikleri şekil, oturuş şekilleri kulağımıza geliyor diye onları seçersek haksızlık etmiş oluruz. Bu nedenle Allah insanlara örnek inanç ve yaşayış bakımından mükemmel oldukları için onları sunmuştur. Allah bütün insanlar için hidayet rehberi olarak seçtiği peygamberlerini her türlü çirkinlikten korumuştur. Sevgili dinleyicilerim, saygıdeğer dostlar, sabır, acıya katlanma, sıkıntı ve meşakkatlere karşı aklı selim davranma, soğukkanlılıkla mukavemet etme, aklın ve dinin gösterdiği yolda sebat etme anlamlarına gelir. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen sabır, insan tabiatına aykırı olan zorunlu hallere uymak ve güçlüklere karşı koymak demektir. Sabrın gayesi, beklenmedik olaylar, İçine düşünülen güçlükler karşısında tedirgin olmamak, paniğe kapılmamak ve tahammül göstermektir asil asaletle. Allah Subhanahu ve Teala sabredenlere mükafatını dünyada mutlaka vereceğini ve hesapsızca ahirette de vereceğini müjdelemiş ve onları övmüştür. Peygamberlerin hayatı, tevhid mücadelesi esnasında maruz kaldıkları sıkıntılara karşı sergiledikleri sabır örnekleriyle doludur. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın 950 senelik daveti sırasında kavmi ona
çeşitli büyük sıkıntılar vermişti. O, buna rağmen hiç aldırış etmeden kendisine verilen vazifesini harfiyen yerine getiriyor ve eziyetlere sabrediyor, katlanıyordu. Hazreti Nuh aleyhisselam peygamberlerden birçoğunun tahammül edemeyeceği eziyetlere tahammül etmişti. Kavmini Kur'an'dan öğrendiğimiz üzere gece gündüz açık ve gizli olarak Allah'a davet ediyordu. Ve onların arasında asırlar boyunca kalarak onlara tebliğ etmiş ve temsiliyet göstermişti. Hikmetle ve nasihatle onları putlara tapmaktan men edip bir olan Allah'a ibadet etmeye çağırmıştı. Fakat Hazreti Nuh bu yaptıklarının karşılığında onlardan yalanlamanın, zulmün, yüz çevirmenin ve zorbalığın bütün şekliyle karşılaştı. Nitekim ayette zaten onunla beraber pek az insan iman etmişti buyurur. Hazreti Lut'un kavmi de peygamberlerin davetinden yüz çevirmişlerdi ve daveti engellemekle yetinmeyerek Hazreti Lut'u kendi ülkelerinden çıkarmakla da tehdit etmişlerdi. Bunun sebebini açıklamaktan da hiç çekinmemişlerdi. Ne diyorlardı? Ayete kulak verelim. Ey Lut, bu sözlerinden vazgeçmezsen mutlaka kovulacaksın dediler. Bir gün Hazreti Lut'un evine melekler misafir gelmişti. O kavminden onları gizlemişti. Ama müşrik olan karısı melekler hakkında insanlara haber vermişti. Hazreti Lut'un kavmi sevine sevine geldiler ve kötülük yapmak için evin etrafını kuşattılar. Hazreti Lut milletine kendisini misafirlerin karşısında rezil etmemesi için yalvarıyordu. Görmekteyiz ki müşrikler kendilerine risaletle gelen peygamberlere tehditvari sözler sarf etmişler ve onların davetlerine kulak tıkamışlardır. Peygamberlerini her fırsatta rezil etme ve onlara eziyet etmesinde geri durmuyorlardı. Ama bütün bu olaylar karşısında Allah'ın elçileri son derece sabırlı davranıyorlardı. Onların bu yaptıklarına karşı Allah'ın onlara acıtıcı azapla helak etmiş olmaları, dünyayı inançsızlardan temizlemiş olmaları da ibret vesikasıdır. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, geçmiş peygamberler ve onlara inananlar çektikleri eziyetler hakkında şöyle hadisler irat buyurmuşlardır. Sizden önce öyleleri vardı ki, kişi yakalanıyor, önceden hazırlanan çukura gömülüyor, sonra getirilen bir testereyle başının ortasından ikiye bölünüyordu. Ancak sadece dini sebebiyle çekmiş olduğu bu ızdıraplara rağmen bu yapılanlar onu dininden asla döndüremiyordu. Yine öyleleri vardı ki demir tarakla taranıyor, kemiklerinin üzerinde et ve sinirlerinden başka bir şey kalmıyordu. Ancak bu yapılanlar da onu dininden asla döndürmüyordu. Yemin ederim ki Allah bu dini tamamlayacaktır diyordu Resulullah Aleyhisselam ve tamamladı. 11 Ocak 630'da Mekke'yi fethettiği Allah Resulü ve 2 sene kadar sonra "El-yevme ekmeltu lekum dinakum" ayeti gelip Maide Suresi 3. ayetiyle Mekke'de Haccül Veda'da, Veda Haccında, Arafat'ta, Cebel-i Rahme'de din tamamlandı. Yahudilerin Hayber'deki planlarına rağmen, Hristiyanların Necran'daki tuzaklarına rağmen, putperestlerin Mekke'den başlattıkları bütün taarruzlara rağmen Allah bu davayı tamamladı ve kıyamete kadar da koruyacaktır. Yine bir başka hadiste aziz dinleyiciler
Yüce Allah kullarından bir kulunu bir kavme göndermişti. Kavmi onu dövmüşler ve başını dayarmışlardı. O kul ise hem alnından akan kanı eliyle siliyor hem de "Ya Rabbi, kavmimi affet. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." diyerek dua ediyordu, buyurmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam Taif'te bunu yaşamıştı, aynısını. "Biz peygamberler böyleyiz," diyordu Resulullah Aleyhisselam. "Belalar bize kat kat gelir. Buna mukabil mükafatları da kat kat verilir." buyurarak insanlardan sıkıntılara ve belalara en çok maruz kalanın peygamberler olduğunu ifade etmiş. Hazreti Adem ile başlayan peygamberlik müessesesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile son bulmuştur. Bu kutlu peygamber diğer tüm peygamberlerin ahir zamanda gelecek olan peygamber diye bahsettikleri, müjdeledikleri kutlu Resul'dür. Nitekim Hazreti İsa bir gün milletine şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olan bir peygamberi müjdeleyen, Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim," demişti. Saf suresinin 6. ayetinde aynen gördüğümüz gibi. O aleyhissalatu vesselam, bütün alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber olmuştu. Resulullah Aleyhisselam'a kıyamete kadar varlığını sürdürecek olan mucizevi kitap Kur'an-ı Kerim verilmişti. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Aleyhisselam için bazen Nebi, bazen Resul, bazen de her ikisi birlikte kullanılmıştı. "Ey Peygamber, biz seni şahit, müjdeleyici, uyarıcı, kendi iziyle Allah'a davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak gönderdik. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını duyurmamış olursun. Onlar ki, ümmi olan Resul Nebi'ye uyarlar." Resulullah Aleyhisselam hem Nebi hem de Resul'dür. Bu özellikleriyle geçmiş peygamberlerde ortak yönleri var. Ancak onun diğer hiçbir peygamber için söz konusu olmayan bir hususiyeti var. O da nübüvvet ve risaletin onunla son bulması. Peygamberlik halkasının onunla tamamlanması, dinin onunla kemale ermesi, Hazreti Adem ile başlayan İslam'ın mührünün onunla vurulması. Onun son peygamber olduğu ayet-i kerimede ifade edildiği gibi Muhammed sizin içinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur diye Ahzab 45 ve 46. ayetlerde Ahzab 40. ayette görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuş: "Benimle peygamberlerin misali bir adamın misalidir ki bir ev yapmış, onu tamamlamış ve güzelleştirmiştir. Ancak bir kerpiç yeri boş kalmıştır. O eve girip bakan herkes, ne güzel ev, ancak şu kerpiç yeri boş kalmamış olsaydı," derler. İşte ben o kerpiç yerindeyim. Benimle bütün peygamberlere son verilmiştir, buyurmuştur. Onunla dinini kemale erdirdi. Resulullah Aleyhisselam'ın diğer bir vasfı bütün insanlara gönderilmiş olması. Bütün peygamberler kendi toplumuna gönderilmişken Resulullah Aleyhisselam bütün insanlara gönderilmişti. Yani şu anda bizi dinleyen
Ey Afrikalı, ey Amerikalı, ey Asyalı, ey Avrupalı, ey Arap, ey Kürt, ey Türk, ey Müslüman, ey gayrimüslim, Muhammed Aleyhisselam hepimize ve hepinize gönderildi. Adem Aleyhisselam'a başlayan davayı ulaştırmak için. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin belirli yerlere gönderildiklerine dair işaretleri görüyoruz. Mesela Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Semud kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik. Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. Bu geçmiş peygamberleri anlatan ayetlerde belirli bazı kavimlere gönderildiği işaret edilmekte. Yine ayrıca Hazreti Musa ve Hazreti İsa başta olmak üzere birçok peygamberin de Kur'an'da İsrailoğullarına gönderildiği çok açık. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselam'a baktığımızda her ne kadar o da Arap toplumunun içerisinde olsa da ona gelen ayetlerdeki ya eyyuhennas, ey insanlar ifadesinde olduğu gibi Peygamber Aleyhisselam bütün insanlara doğruyu yöneltme misyonu için gelmişti. Mesela Sebe suresinin 28. ayetiyle konuyu toparlayalım. Allah subhanehu ve teala Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın gönderiliş amacını şöyle anlatıyor. Biz seni sadece insanlara kâffeten linnâs, beşir ve nezir, uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderdik. Ayrıca Peygamber Aleyhisselam'ın Afrika'daki hükümdar Habeşistan Kralı Necaşi'ye, Mısır Kralı Mukavkıs'a, Bizans Kralı Heraklius'a, İran Sasani İmparatoru Kisra'ya, Umman Kralı Ceyfer ve Abd'a gönderdiği İslam'a davet mektupları Resul Aleyhisselam'ın bütün insanlara gönderildiğini apaçık gösteren işaretlerden. Zaten son peygamberin görevi de bunu gerektirir. Zira sağlam bir şekilde korunma altına alınan Kur'an, bütün insanların doğru yolu bulması için yegane hidayet rehberi. Resul Aleyhisselam'ın görevi de bu mübarek kitabı insanlara tebliğ etmek ve temsil etmek. Rahmet peygamberidir o. Canlı, cansız, her varlığa. En önemli unutulmuş sünneti olarak karşımızda duran rahmet vesilesi. Peygamber Aleyhisselam, Allah tarafından rahmet kaynağı olarak ifade edilir. Hazreti Ayşe annemiz, Peygamberimizi yaşayan Kur'an olarak tarif etmiş. Ayrıca rahmet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an içinde kullanılmış, Peygamberimiz içinde. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam'ın rahmet kaynağı olması, onun Kur'an'ı bir hayat sürmesindeki ilahi görevlerinden kaynaklanıyor. Demek ki rahmet olarak gelen ve hidayet kaynağı olan Kur'an, Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında onun rahmet ve hidayet kaynağı olmasını temsil etmiş. Biz de bu unutulmuş sünneti ihya edebiliriz. Tebliğ ile beraber temsilimizi Kur'an'ın Peygamber Aleyhisselam'da şekil bulmuş olan sünnet kavramıyla icrasını gerçekleştirebiliriz. Böylece bütün varlık alemini kuşatan bir rahmetin vesilesi olabiliriz. Selam olsun. Peygamberlerin isimlerini ezberlerken, sıfatlarını zikrederken, hayatlarından alınabilecek dersleri hayatına dert edinebilenlere, Yemen'i de, Irak'ı da, Suriye'yi de, Doğu Türkistan'ı da, Keşmir'i de, Orta Afrika'yı da ihmal etmeyen, kendi arka sokaklarını da unutmayan, Amerika'da küfrün bataklığına düşmekte olan kardeşine de el uzatmaya çalışan, Kore sokaklarında eğlence kültürü altında telef olmak üzere olan kardeşini de ihmal etmeyen, Pattaya'da şehvetin köleliğine soyundurulmuş olan kişiye de merhamet etmeye gayret eden, İstanbul'un ara sokaklarında zihni tarumar olmuş, fikirleri perişan olmuş gençlerin de kalbine uzanmaya çalışanlara, selam olsun İslam'ı satırlara sıkıştırmayıp sadırlarıyla ahir zamana taşımaya çalışanlara, sağa bakıp, sola bakıp yanına bir kimseyi aramak için uğraşmaktan önce ben ne yapabilirim diyebilenlere, Safa Tepesi'nin eteklerinde Erkam olabilenlere, Meabde'de Bilal olanlara, Yesrib'de Mus'ab olanlara, Endülüs'te Tarık olanlara, Kudüs'te Selahaddin olanlara, Konstantiniyye'de Mehmet olanlara,
Muhammedi ruhu ilahi kelimetullah davasıyla dertlenebilenlere. Allah'ım, mübarek kitabın ile gönüllerimizi yücelt, imanlarımızı kuvvetlendir, ahlaklarımızı zinetlendir. Tebliğimizi dudağımızda bıraktırma, dudağımızdan hayatımızı aktarmayı nasip et. Kusurlarımızı bağışla, hakkına girdiklerimizden ödeşmeyi nasip et. İstikbalimizi çizmeyi kısa, orta ve uzun vadede senin yüce davan için, kelimetül uliyan için, ilahi kelimetullah için dert edinebilenlerden olmayı bize ihsan eyle. Selam olsun. Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edebilenlere. Bu haftaki radyo sohbetimde burada noktalandı. İzlediğiniz, dinlediğiniz, dinlettiğiniz, indirdiğiniz, paylaştığınız, yaydığınız için teşekkür ederim. Bu ve diğer çalışmalarıma ve radyo sohbetlerimin arşivine www.adnansensoy.com web sitemden ulaşabilir. Sosyal medya hesaplarının Adnan Sensoy uzantılarından gücümüz yettiği kadar yapmaya çalıştıklarımıza bir bedel, ücretsiz ulaşabilirsiniz. Dünyanın her yerinden bizi dinlemekte olan kardeşlerimizin kalplerine vahyin bir dokunuşunun icrasına vesile olabilirsek ne mutlu bize. Selamun ala men ittebe'el huda. Selam olsun hidayete tabi olanlara. Allah'a emanet olunuz. Vesselamu aleykum ve rahmetullah ve bereket.